Tak kere canlarım, video yaşayan canlarım. bugün an itibariyle 12 saatlik pandemi çoğunluklarında bulunmaktayız. Ne oldu, nasıl oldu, niye bir insan 12 saat boyunca dereceliğe girmekten mahrum kalabilir adlı sorunun cevabını şimdi sizlere veriyorum. LoL'de efsane değişmeler oldu, bunların geleceğini zaten öngörmüştük, MMR hakkında çok söylemiştik ama Riot Games yine bize son şakasını yaptı, hemen videoya geçelim. Tak kere canlarım, video yaşayan canlarım bugün 12 saat ban yediğim için uyudum <laughs> Sabah oldu öyle videoya girmek zorunda kaldım Terideki hesabım maalesef ban yemişti Dün söylediğim gibi Nasıl banyedi? niye banyedi? Niye bannemeye başladı 12 saatlik ban geldi Bunlar hakkında konuşacağız ve MMR değindiğimiz muhteşem yeni MMR sistemi değindiğimiz muhteşem bir video olacak Geçenki videomda Abone olmayı unutan insanlara seslenmiştim Ve o video sonrasında 500'den fazla Abone geldi haberiniz olsun Gerçekten ciddi bir kitle hala abone değil kanala ana sayfaya çıkıyor tıklıyor vesaire vesaire abone olmayı unuttuysan abone olmayı unutma teşekkürler hemen videoya başlıyoruz konumuz dün 12 saat nasıl ban yediğim başlayacağım oradan gayri MMR sisteminin içinden böyle bir abi MMR 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 diye başlayacağız 12 saat ban yememin sebebi 3 maç dojlamam ben maç dojlamak deyince Maç dojlamak denemek diye soran insanlar oluyor. Yani niye bilmiyorlar bilmiyorum. Maç dojlamak şampiyon seçim ekranındayken hani şampiyon seçiyoruz teker teker. Rakibi şampiyon seçiyor se sen şampiyon seçiyorsun. O şampiyon seçim ekranında sağ üstte bulunan X işaretine tıklayıp kapat demek oluyor. O sıradan çıkınca maçı dojlamış oluyorsun. Ve maçı ilk dojlayışında yani 24 saat içerisindeki ilk dojlayışında 3 LP'ye gidip 5 dakika sıra bekleme cezası yiyorsun. Sonraki dojlayışında Ekson LP yi yiyip 30 dakika sıra bekleme cezası yiyorsun. Yani tekrar aynı işlemi gerçekleştirdiğinde üçüncüsünde ise yine X -10 LP yi yiyip bu sefer 12 saat sıra bekleme cezasına giriyorsun. Peki bizim eskiden yaptığımız serilerde maç bir MMR arttırma taktiği neydi ve niye bu hale geldi? Ne yapmamız gerekiyor ya varacak olursak önceden bizim bir taktiğimiz vardı. Aynı ceza sistemi LoL'de önceden de vardı. Eskiden 5 dakika, 15 dakika, 30 dakika olarak 3 ceza sistemi vardı. Biz şu MMR sistemini biraz büyüttük herkes söyledik vesaire vesaire bir şeyler oldu Ondan sonra Riot herhalde buna bir resim ayıp etmiş bize bu arada ama neyse Riot herhalde bir tepki koymak istedi herkesin yaptığına kanaat getirince çünkü bu Oyunun bir dengesini bozmuş oluyor insanların maça girmesini engellemiş oluyor bir nevi sen artıya geçiyorsun ama insanların vakti kayboluyor diye düşünüyor Riot Bunu MMR'a önem vermiyor insanlar gibi Bu yüzden bu cihaz sistemi değiştirip 5 30 12 saatlik epik bir ağır ceza sistemi koymuş. Çocuğun pedingini anlayamadım. Benim red ifrit alıp kendi red ifritini almış. Tamam buraya geliriz ya. Öncelikle saygı. Ercimen çözer değiliz ama bizim de biraz saygıya ihtiyacımız var yani. yani. Siz biliyorsunuz şey. Devam edelim Mars sistemine. Ah. Tamam. Oradan Pipe mi gelecek acaba? Gelmiyor tamam. E sistemine devam edelim. Bizim bu eski ceza sistemi yani 5 30, 5 15 30'lu ceza sistemine getirdiğimiz taktik ise şu. Adam da burada olacak yalnız Bullet olduğu için Pipe falan geliyor ya çet. Bizi bizim için biraz zor bir oyun bu. Rakip takım çok fazla üzerimize oynuyor ve birden fazla kişi var sürekli üzerimizde. Ama hallederiz hiç sorun değil. Bizim eski MR sistemini yaptığım çözüm şu idi. Bir maç dojluyorduk. 5 dakika sarı bekliyorduk. Sonrasında X3 LP yiyorduk. Akabinde bir tane maça giriş yapıyorduk. O maçı oynuyorduk. Sonrasında o maç bittikten sonra bir maç daha dojluyorduk. Bu sefer yine 5 dakika bekliyorduk. Yani 15 dakikalık hiç çıkmıyordu o ceza. X10 LP yiyorduk. Ama ceza sisteminin süresi artmıyordu. Eskiden araya maç sıkıştırma taktiğini yapıyorduk. Niye maçı doğuyorsun diye soracak olursanız. Eğer ki sen Platin Ligi'nde az LP alıyorsan. Mesela 13 LP alıp 17 LP kaybediyorsan MMR'ın kötüdür. Bunu değiştirmek için seri maçlarında maç dojiyip. Bunu ne kadar tekrar edersek o kadar fazla MMR stikleyip. Sonraki ligimize daha fazla LP alıyorduk. Taktiğimiz yer anlamıyla tam olarak buydu. Lito bunun önüne geçmiş oldu. MMR sistemini ben size sürekli şöyle yaparsanız yükselir diye anlattım ama. İnsanlar şunu anlayamamış. Eski LoL oyuncuları bunu bilir. Yani e, lig sisteminin olmadığı zamanlarda oyunlar kesinlikle bilir. LoL rank botu zamanları vesaire vesaire. LoL'de eğer ki bir kümede sen az LP alıyorsan, çok LP gidiyorsa ya da tam ters senaryoyu düşünün. Çok LP alıp az LP gidiyorsa. Riot'un demek istediği aslında şu. Riot yazılı olmasa da sana şunu ifade etmeye çalışıyor. Bu hesabın sahibinin bu hesaptaki oynayışı bu kümeye ait değil demek istiyor. Mesela sen bir ligdeyken az LP alıyorsan o ligde kal demek istiyor. Ya da bir ligdeyken çok LP alıyorsan o ligden daha yüksek bir yere çık demek istiyor aslında sana. Sen iyi bir oyuncusun. MMR'ın o yüzden yüksek daha yüksek bir yerde ya daha aşağı bir yerde olman lazım demenin Riot'un artı eksi yazan hali olmuş oluyor MMR'ın tam anlamı. MMR sisteminde ne kadar ciddi bir olayın olduğunu şunu dediğim zaman anlayacaksınız. Challenger'ın LP sistemine geldiği zamanlar. Yani liglerin daha yeni çıktığı zamanlar Changer ligi çıktı oyuna. Master Grand Master yokken. Changer liginde şöyle bir olay vardı. Eğer yani Diamond 1'den sonra Changer geliyordu. Master Grand Master yoktu. Eğer ki Diamond 1 98 LP isen. Diamond 1 98 LP isen. Challenger'da 100 kişi olduğunu varsayın o dönemde. Challenger 100.sünün MMR'ı. Eğer senin MMR'ından yüksekse sen Diamond 1 98 lp iken Riot sana 1 lp veriyordu ve 98 lp'den 99 lp alıyordu serileri çıkamıyordun. Böyle bir olayımız vardı yani MMR'ı tam anlamıyla bu şekilde özetlediğimi düşünüyorum. Yani Riot'un sana dediği bir şey aslında bu MMR. Çıkma, etme. Biz de bunu kendi taktiğimizle değiştirdik. Fazla lp almaya başladık 28 lp'ler vesaire 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 gibi. Bunu yapabildik ama Riot da bunun farkına vardı artık çok kişinin yaptığının farkına vardı. Ya. Çok kişinin yaptığının farkına varınca da Yoruk dedi ki, tamam kardeşim siz bunun bu konu çıkardınız, ben bunu düzeltiyorum. Bu iş böyle olmaz. Ayıp ediyorsunuz, bu iş böyle olmaz. Ve e, yeni olan sistemi önümüze getirdi. 12 saatlik bir cizaya çarptırıldım. Bu sistemin avantajları yine aynı şeyi yapabileceğimiz gibi bir olay var. Aynı şeyi tekrar yapabiliriz bu arada. Ya, burası riskli ama deneyeceğim ya. Güzel, tamam. Aynı sistemi yine yapabiliriz. Ama araya maç sıkıştırmanın bir anlamı kalmadı artık. Ve bu Doç olayını şöyle yapabiliriz. 12 saatte bir bir kere yapabiliyor oluyoruz yani şu anda. Eskiden gün içerisinde birden fazla yapabiliyorduk. Şimdi 12 saatte bir. Ya yine olacak bir taktik. Şöyle düşünün. Gold serisinde olan bir kişi, Plus serisinde olan bir kişi. Şu sorunun şöyle gelmesi beni çok tilt ediyor. Mesela ben örnek olarak Gold serisi veriyorum. Adam ben Diamond'ım ben de olur mu diye. Tabii ki olur. Her lig aşamasında, her promo değiştirmesinde. Yani her ligin rengin değişiminde. Diamond'da, Plat'ta, Gold'da, Silver'da, Bronz'da, Silver, Demir. Her, her ligde olacak bir şey. Seri maçlarında şunu yapmanız. Bu dediğim şeye size fayda sağlayacak. Eğer ki Diamond serisindeyseniz. Platin bir 100 LP iseniz. Ve normalde az LP alarak o seviyeye kadar gelmişseniz. Şunu yapmanız gerekiyor. Serilerde bir maç win alacaksınız. Bir maç win alacaksınız. Son iki maçı dojlayacaksınız. Sonra serilerde bir win daha alacaksınız. Son iki maçı yine dojlayacaksınız. Sonra bir dojla atacaksınız. Yani Riot'a şunu demiş oluyorsunuz bunu yaparak aslında. Lan Riot diyecek bu adam win alıyor ama lig atlayamıyor. Allah diyecek yani Riot. Yani Riot'un yapay zekası olmuş oluyor MMR. Lan diyecek. E, niye lig atlayamıyor? Siz bunu tekrar yaptıkça Allah Allah diyecek. Bu adam win alıyor ama lig atlayamıyor diye yürütü mesela sana. Aldın mı? diyor yükseliyor ama niye lig atlayamıyor diye yürütüyor soruyor. O zaman buna fazla LP verelim demiş oluyor aslında yapay zeka bir nevi. Ve LP gain'inin zartmış oluyor bu sayede. Ama bu taktiği bir kere yaparak. ya yani Mesela sen normalde 17 LP alan bir insansın. Sadece bir kere seri maçı doyacağım olayını yaptın. Senin LP'nin bir anda 25'leri çıkmaz. Ne kadar tekrar o kadar LP gain'i arttırır. Asıl mesele bu. Bir de şey sorusu çok fazla geliyor. Ya win'i alamazsak seri de Ya mesela bir luz aldın. Ne yapayım? Dojat yine dene. Luz aldın. Bir daha dojat. Bu sefer bir daha dojat çık. Çık yani. Önemli değil. illa ki %100 win alman gerekmiyor. Win alsan çok daha iyi olur ama luz olarak da yapılabilir. Ama e, ee, olarak yapmak bir ise win olarak yapmak 4 gibi düşün bunu. Emek harcayacaksınız sonuçta. Vaktinizi harcayacaksınız bunun için. O yüzden bu önemli. MMR sisteminin temel olaylarını hepsini anlattım. Niye fazla LP geldiğini, niye az LP geldiğini. Yani Riot'un neyi düşündüğünü aldı. Yani bunu Riot'ta çalışan birisi abi ben buna fazla LP vereyim demiyor. Yapay zekası bir algoritması var. Ona göre olan bu adam çok iyi, çok win alıyor ama niye lig atmıyor? Bunu soruyor yani o şey kendine. Robot bir nevi. O yüzden eğer ki Riot'un ne yapmasını, ne anlarsak ne yapmak isimini anlayabiliriz. Bunu oyundaki yamalıklarından da çıkarabiliriz. Mesela bir yamada herhangi bir şampiyonun bir yeteneğine buff gelirse sonraki gelecek şampiyonları tahmin edebilirsin. Meta çünkü ona göre şekilleniyor. Yani asıl olay insanların ağzına balık vermek değil o balığı nasıl tuttuğunu göstermek gibi bir şey. Aslında bakarsak. Ben oraya geliyorum kankam öncelikle. Okey. Zınk şunu da şöyle alalım. Ya takımına dair bir sorunumuz var mı? Mid lane'deki arkadaşımız sağ jungle saldı. İntlemesini normal karşılar mıyım? Jungle saldı diye. Öyle bir mantık yok. İnsanlar isterse ölmeyebilir. Zor bir şey değil ölmemek. Herkes otofil oynar ama ölmek zorunda değil tabii ki. Hemen iki koyduk. Oyuna taşıyacak kişi olduğumuz için CS'leri alalım. Biz taşıyacağız zaten. Ölür mü ki acaba ne diyorsunuz yine? Ölse çok iyi de ya, deneyeceğim. Yandriye belki. Ah oh be yine ölse karasat olsa ölürdü de yine dedi. Vurmuştuk zaten karasat anla ki. <laughs> Kankam beni bir salsanız çok iyi olmayacak mı? Yakındı. Limit test yaptık da ya takım arkadaşlarımdan biraz yardım istedim. Çok mu şey istedim acaba bilmiyorum ama shutdown sistemi yine bildiğimiz gibi ortalıkta. Anlamsız bir 8 ol shutdown. Olur. Güzel. Oradan da bir şey aldık. Çok iyi. Başlangıcımız iyi. Maç biraz zor oldu. Niyeyse. MR mı kasıyor rekt takım? Bundan bir aklın sonu görüyorum. Bundan bir Merkür Hextrinker gelecek gibi. Aslında böyle durumlarda direkt voice lafı çekmek lazım. Şu aklın sonuna kesinlikle nerf gelmeli ya. Fazla güçlü bir eşya. Karşı takımda AP olmasa bile alınacak kadar statları yüksek bir eşya. Hemen nerf gelmeli. ikinci eşya voice staff almak worth bir seçenek değil. Hiçbir karakter tarafından sevilmiyor ama almak lazım herhalde bizim. Bir sonraki base'de yüksek ihtimalle Rabadon da devam etmeyip voice staff almam lazım. Sea ASN'i kullandığı gibi gördüm ya. Güzel güzel gayet. Kesminimiz birisi var mı? Yok. 5'te 5 yapmış. Okey. Ya bana genelde yayınlardayken çok fazla şu soru geliyor. Niye şurayı hep şunu oynamıyorsun? Niye hep böyle oynuyorsun diye sorular çok geliyor. Yani AP'mi görmenin bir anlamı yok. Eşyalarımı zaten görüyorum. Ee, girdiğim ürünün steklenmesi gerekiyor genellikle şu. Ürün özellikle. Aşk göz avcı çok önemli. Aşk göz avcının kaç stek olduğuna sürekli bakmam lazım. Kimi kesmedim diye kontrol ediyorum genelde. O yüzden bu yerde oynuyorum. Şu an Freddy'imize göre buraya geçebiliriz ama. Bu soru geliyor diye söyledim. Sehase. Saygı Karso biraz saygı istiyorum çok şey istemiyorum bence Meji'yi almak gerek gibi ama MR'da kasıyorlar Kararsız kaldım ya Yani ki Meji'yi aldıysa o Meji'yi 25 olur Bak Sonrasında 0 olabilir ama Janoski Meji'yi aldıysa o Meji'yi bir kere 25 olur Gerisinin garantisini vermiyorum Yeni'nin kalkanı devreye girdi hemen ulti basıyorum tam bitti ana Calculated 14 yaptık şimdiden Bence hallederiz buradan bir yerden. i̇yi bir, bir fight atmamız lazım bizim ama. Nerede açacağız? Nasıl açacağız? Nasıl halledeceğiz? 200 CS'de de şu an itibariyle geçtik. Çok iyi durumdayız ya. İyi CS yaptık ve doğru zaman doğru yerdeydik. Boşuna bir şeyler denemedim. Ya çok clean oynamadıkça oyunları taşımak zorundaysanız eğer ki takım istediğiniz gibi değilse kimin takımı istediği gibi kartı var elimde yani. Kimsenin takımı istediği gibi olmaz zaten. İstisna 20 maçta falan bir denk gelir. Oha takım çok iyi olur. O da sen karşı takımda olsan da olacak bir maç olur. Yani LoL'de hiçbir zaman o tam denge kurulmaz. Hiçbir zaman. Her zaman bir tarafta kişi 0-10 oynayacak. Diğer tarafta tek 0-15 oynayacak. Artık solo queue bu hale geldi. Ve bu genelde Riot'un suçu bence. Sebepleri var elinde. Kanatları diyeyim daha doğrusu. Yani Riot'un oyunları yapmak istediği şey şu an günümüz oyunlarından feyiz alıyor fazlasıyla. Oyunların erken seviyelerde, erken dakikalarda bitmesini istiyor. LoL'e başladığımız zamanlarda 50 dakikalık bir LoL oyunu Normal geliyordu hepimize. LoL dediğin, işte 40 dakika sürer derdik ortalama. Şimdiki oyunlar ortalamaya vurduğun zaman 25 dakikaya falan gelir. Yani 3 tane maç atsam ben yayınında mesela her gün atıyorum. Maçın birisinde biz 15 FF. Diğerinde rakip 15 FF. Diğerinde de biz şöyle 30 dakika maç. Arada 10 maçta bir istisnai 40 dakika sürenler oluyor. Ya oyunları erken bitirmek istiyor. Oyunların erken bitmesini istiyor. Şampiyon seçiminde insanları doyacamamasını, adamların hemen maça girmesini istiyor. Yani oyuncunun oyun içerisinde geçirdiği vaktin çoğunun oyunda olmasını yani şu anın içerisinde olması istiyor. Ve bunu yapmak için de ve bu oyunu oynayanların daha fazla maç atmasını istemesi de normal. O bunu yaparken zarar veriyor. Ne yapıyor? Shutdown sistemini abartı abartı veriyor. Rakip takım bir shutdown aldığı zaman hemen oyunu çeviriyor. Dönüyor. Oyunu kazanmaya başlıyorlar. Ya da işte blue side olayı vardı herhalde. Yani şu side olanların takımı daha iyi oluyormuş. Mesela ortalama. Win oranı daha yüksekmiş bize mesela int diyen adam veriyor. Karşıda biraz daha ondan iyi adam vermiş oluyor. Kendi mantığına göre. MMR'ı yüksek diye veriyor o şekilde bu arada. Öyle garip şeyler var. Ya bunlar itiyor. Hani nerede azir mainler? Mid'de niye azir oynanmıyor da? Salis yöne oynanıyor sürekli. Broken şampiyonlar. Oyunlar erken safhalarda bitiyor. Reset şampiyonları var çok fazla metada. Ya bunlar olduğu zaman oyunların da böyle kötü geçmesi dünyanın en olası şeyi zaten. Kötü geçecek oyunlar. Çünkü metayı bok gibi yaptınız. Şampiyon metaları çok kötü. Oyuncular ona göre dengeli değil. Artık oyuna yeni bir oyuncu başlamak istese mesela LoL'e yeni bir oyuncu başlamak istiyor şu anda. Bir oyuncu diyor ki ben LoL'e başlayacağım kardeşim. Hiç oynamadım ama ne yapacağım dese. Bir levelden base up açıp başlamaya çalışsa oynayamaz. Oynayamaz ha. Her yer smurf. Smurf falan. 30 level adam smurf oluyor ama daha fazla deneyim var. Adam yeni başlamış. Tuşlara basmayı öğreniyor yeni yeni LoL'de. Oynayamaz. O adam 30 level oldu derece sistemine girecek. Bronz başlayacak mesela ama bronz ligi diye bir şey kalmadı. Smurf Q. Adam ilk 10 maçın onu luzlasa bile Smurf Q'dan başlatıyor. Ya abi. E nasıl olacakmış? Yeni bir başlayan bir oyuncu nasıl lol'ü iyi seviyede oynamayı öğrenecek? Bol bol kaybede kaybede oyun mu öğrenir? Yani oyuncunun bir şevki olur bu oyunda. Bir keyif alması olur. E bunları oyuncunun eline alırsan yeni başlayan oyuncu çekemezsin. Ki lol'ün yani Riot Games'in şu an öyle bir şey yapmak isteği de yok. Hiç kimse yeniden LoL'e başlamıyor. Çevrenizde var mı? Ben LoL'e yeni başladım. 7 levelim diyen. Yok abi eskiden vardı onlar. Artık LoL mevcut oyuncu kitlesini tutmaya çalışıyor. Ve git de azalıyor. Herkesin dilinde aynı şey işte. LoL bitiyor mu? LoL sona mı eriyor? LoL'ün son zamanları. LoL e eskiden böyle değildi. Bunu çok fazla duyuyorum bu arada. Eskiden böyle değildi diyor herkes abi LoL'e. Aman vermiyor. Aha, Ne yapalım millet ya? Kafayı yemiş. Benim mecayı otomatik girmiş olur demiştim. Oluyor bu arada. Ya LoL'de her maçı kazanamayız. Her maçı kazanamayız ama asla pes etmemeliyiz. Niye? Her maçı kazanamayız kafası doğru. Ama böyle maçların da bu kadar kötü takım difin olduğu maçlarda da full fokus oynarsan eline gelenin en iyisini yaparsan 5 maçın ikisini falan çok rahat kazanıyorsun. Ama pes edersen onları da kazanamıyorsun. Ve de mentalini köreltiyor. Ya LoL'de kesinlikle şans diye faktör çok fazla. Kesinlikle var. Hayatta olduğu gibi. Ama önce elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. O zaman iyi bir oyuncu oluruz. O zaman dediğimiz şeylerin bir kıymeti olur. Şu an takım benle böyle oynasa bir grup beraber geçsek bir fight atsak win şansımız var. 17 levelim. Adamlar baron olmasına rağmen en düşük leveli 16 level. Yani çok rahatım. Çok aşırı güçlüyüm. Overfed'im. Gris'in late game'i çöp. Ben full eşyayım. Bir de takım arkadaşlarının hem intlediği hem de sana zarar verdiği senaryolar var. Senaryo bok gibi. En sevdiğim şey lollik. Bak AP pik atıyorlar top lane'e Top lane'e ve Cyrus'ın zonyası var mı acaba ya? Bilmiyorum zonyası var mı ya. Bas atmayacağım ultiyi. Bak sport ve top lane'in AP olması adamların iyice MR kasmasına sebebiyet veriyor. Eğer ki bu oyuncular AD olsaydı en azından toplayın için söylüyorum bunu. AD olsaydı kesin olarak kazanmıştık. Çünkü AD olsalar ekstra hasar vuracaklardı. Şu eşya boşa gidecekti. Şu eşya boş, şu eşya boş gibi. O da draft'ın önemine varıyor zaten maçta. Hemen ulti atıyorum. Yolda yeni öldü de burada devam etmemiz lazım ya. Ya sanki takımda hiç kimse bir şey yapmıyormuş gibi söylüyorum ya. Neyse. Böyle bir his var içimde. Ya oyunda zaten sabahtan beri banlı olduğu için bana flame atan birisi var. Bizim chatten banlamışız. Haklıymışızdır. <laughs> Kesinlikle. İyi ki de banlamışız. Adam o yüzden bize flame atıyor yüksek ihtimalle ignorlu bende yani yazını göremiyorum ama yazmaktan oynayamayan bir tayfa var lol'de. Onlardan birisi herhalde. Bir de artık Zonya'dan kaçmaya başladım. Yani sarmıyor Zonya. Harbi sarmıyor. Şu build gerçekten çok daha iyi. Ee, az sonra Mejai'yi sat satarız zaten ama şu an demecimiz hat safhada yani. Olağanüstü bir demecimiz var. Sea, se Son ultimizi atıp oyuna da GG ediyoruz. Bazen böyle olur. Şunu alalım bir de. Belki hasar artar bir şey olur. GG. Her oyun kazanılmaz. Size seviyorum. Görüşmek üzere.